hikayelerden Müslümana dünyada rahat yok. Bütün ömrünü mücadele ile, cihad ile geçiren Baybars Hayrettin Paşa'nın kendi hatıratına geçen şu hadise, dünyanın rahat yeri olmadığını göstermesi bakımından ibret vericidir. Cezayir'i ve çevresini fethettikten sonra kendi kendime elhamdülillah, Allah-u Teala'nın yardımı ile nerede düşman varsa yola getirdik. Bize baş kaldıracak düşman bırakmadık. Gaza yoluna da tekneleri göndererek boş bırakmadık. Artık biraz da kendi rahatımıza bakalım, dedim. Gece bir rüya gördüm. Rüyamda ak sakallı, nurani yüzlü bir zat dedi ki, ya Hayrettin, yalan dünyada rahat olmaz. Rahat cenneti alada olur. Seferlere devam et. Sana müşteriler olsun ki adanın fethi yakındır. Cenab-ı Hakk'ın yardımı seninledir. Uyanınca hatamı anlayıp tövbe ettim. Bahsedilen yer Cezayir'in yakınında bir ada olup kafirlerin elindeydi. Kendi kendime gördün mü erenlerin yüce himmetini, biraz da kendi rahatımıza bakalım sözümüzü beğenmediler. Elhamdülillah ki bizi ikaz ettiler, dedim. Bu ikazın şükrü olarak fakirlere sadakalar dağıttırdım, açları doyurdum, elbisesizleri giydirdim, sonra da hemen hazırlıklara başladım. Kafirler bu adanın savunmasını iyi yapıyorlardı. Bunun için alınması çok zordu. Seferden önce bir gece, ya Rabbi, sen bize yardım et, adayı almamızı nasip eyle, diye dua edip yattım. Gece yine rüyamda erenler göründüler. Ey Hayrettin, sen kalbini rahat tut, niyetini halis eyle, adanın fethi yakındır, dediler. Uyanınca Rabbime şükrettim. Yüzümü yerlere sürüp sabaha kadar ibadet ettim. Sonra topları adaya karşı çevirip teslim olmaları için haber gönderdim. Fakat kabul etmediler. Epey karşılıklı top atışı yaptık. Kale düşmüyordu. Bir gece sabaha kadar ibadet edip yalvardım. Ağlayarak şöyle dua ettim. Ya İlahel Alemin, şüphesiz sen her şeyi kolaylaştırıcısın. Şu kalenin fethini ben zayıf kuluna kolaylaştır. Beni din düşmanlarının önünde hor ve hakir eyleme. Nusret ve kuvvet verici sensin. Sana sığındım, sana güvendim. Sonra da bir ara gaflet bastırdı. Uykuya daldığımda nur yüzlü bir ihtiyar, ey Hayrettin, niçin elem çekersin? Gönlünü hoş tut. Her şeyin bir vakti, saati vardır. Vakitsiz kuş bile uçmaz. Filan gece askerlerini teknelere doldur, filanca saat kalenin filan yerinden hücum edin. Hak Teala'nın yardımı sizinledir. Sabah olunca teknelerin hepsini denize indirdim. Gece olmasını bekledim. O saat gelince zifiri bir karanlık peyda oldu. Rahat bir şekilde adaya çıktık. Kalenin burçlarına ait lağımları, yani yeraltı yollarını bulup askerlerin burçlara çıktı. Kaleyi fethettik. Müslümanların işlerini kolaylaştıran Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundum. Secdeye kapanıp, ya Rabbi, kuvvet ve nusret verici sensin. Ben senin zayıf bir kulunum. Yaptıklarımı kendimden bilmekten muhafaza eyle. Ben sadece bir vasıtayım. Beni her zaman hayırlı işlere vesile kıl. Her zaman İslam'ı yaymakla meşgul eyle, diye yalvardım.